Dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döndüğünü hepimiz biliriz değil mi? Evrenimizde milyarlarca farklı gezegen ve galaksi kümeleri olduğunu da ilkokul çağımızdan beri öğreniriz. Bize göre bunlar normal ve alışılagelmiş bilgiler elbette. Ama Orta Çağ olarak adlandırılan dönemde insanların çoğu bu bilgiye sahip değildi. Orta Çağ Avrupa'sında birine dünyanın Güneş'in etrafında dönen gezegenlerden biri olduğunu söyleseniz kimseyi buna ikna edemezdiniz. Çünkü kilise otoritesinin hakim olduğu bu çağda bilimden çok Papa'nın kararlarına güvenilirdi. Hakim inanışa göre dünya insanlar için özel olarak yaratılmış, ayrıcalıklı bir alemdi. Güneş, Ay ve diğer gezegenler dünyanın çevresinde dönerdi. Hatta dünyanın daire biçiminde değil, düz bir tabaka şeklinde olduğu düşünülürdü. Tüm bu inanışların arasında bilimle uğraşan ve farklı düşüncelere sahip insanlar da vardı elbette. Yaşadığı çağda önemli buluşlarla gündeme gelen bir bilim insanının hayatını konu alacağız. Nicolas Kopernik. Güneş sistemi ile ilgili çalışmalarıyla modern bilimin temelini oluşturan Kopernik, özellikle astronomi ve fizik alanlarında devrim niteliğinde sayılabilecek çalışmalar yapmıştı. Modern astronomi biliminin kurucusu olarak bilinen Kopernik, 15. ve 16. yüzyıl dünyasının bilim anlayışının değişmesinde etkili olmuştur. Dönemi ses getiren bilim insanı Kopernik'in hayatına bir göz atalım. Nicolas Kopernik, 19 Şubat 1473 yılında Polonya'da doğdu. Babası tüccar, annesi de varlıklı bir ailenin kızıydı. 4 çocuklu bir ailenin en küçük üyesi olan Kopernik'in ailesinde rahip ve rahibelik oldukça yaygındı. 1492 yılında Krakow'da bir okulda eğitim alarak matematik ve astronomi alanlarında uzmanlaştı. 1494 yılında evine dönen Kopernik, başpiskopos olan amcasının etkisiyle dini eğitim almak üzere İtalya'ya gitti. Dönemin seçkin üniversitelerinde astronomi, matematik, hukuk ve tıp dallarında 6 yıl süren eğitim gördü. Bir süre Roma'da matematik profesörlüğü yaptıktan sonra ülkesine döndü ve kilisede üst düzey bir görev üstlendi. Ayrıca çeşitli devlet hizmetlerini sürdüren Kopernik, bir ara ülkesini diplomat olarak da temsil etti. Ne var ki onun asıl ilgi alanı astronomi yani gökbilimiydi. İtalya'da öğrenim görürken tanıştığı gökbilimci Domenico Novaro ile birlikte çalışmalar yaptı ve bu çalışmalar onun astronomi bilgisinin hızla gelişmesi ve olgunlaşmasına katkı sağladı. Kopernik aldığı eğitimle kendinden önceki astronomi çalışmalarını değerlendirme fırsatı buldu. Kopernik'in daha önce öğrencilik yıllarında İskenderili Yunan matematikçi olan Batlamyus'un içinde yaşadığımız evren hakkındaki fikirlerine karşı çıkıyordu. Batlamyus teorisine karşı içine düştüğü kuşku ve doyumsuzlukta özellikle hocası Novara'nın etkisi büyüktü. Bologna Üniversitesi'nde astronomi profesörü olan Novara, kilisenin o sıra içinde olduğu görecel hoşgörüden de yararlanarak Batlamyus sistemine sert eleştiriler yöneltmekteydi. Batlamyus'un teorisine göre gökyüzü yıldızların çakılı olduğu dönen bir küreydi. Dünya bu kürenin merkezinde sabit bir konuma sahipti. Çevresinde Ay, Güneş ve gezegenleri taşıyan iç içe bir dizi kristal küre vardı. Tanrısal bir düzen diye imgelenen bu sistem ayrıca insanın evrenin merkezinde olma, onur ve gururunu sağlamaktaydı. Ne var ki bilimsel açıdan bakıldığında sistem gereksiz yere karmaşık ve tutarsızdı. Kopernik astronomiyi basitleştirme ve tutarlı kılma girişiminde kökü klasik çağa uzanan bir hipoteze başvurdu. M.Ö. 3. yüzyılda Aristarkus adında bir bilgin, içinde bulunduğumuz sistemin merkezinde dünyanın değil, güneşin yer aldığını ileri sürmüş ancak bağnaz çevrelerin tepkisiyle susturulmuştu. Büyük olasılıkla Aristarkus hipotezi,
Kopernik'in gözünde göksel sisteme geometrik uyum sağlayan bir basitleştirme aracıydı. Kopernik yaptığı çalışmalar sonunda Güneş'in, Ay'ın ve yıldızların doğup batmasına, Dünya'nın kendi çevresinde dönüyor olmasının yol açtığını anladı. Yani Dünya kendi çevresinde ve Güneş'in çevresinde döndüğü için gezegende gece ve gündüz oluşuyor, mevsimler değişiyordu. Bilinenin aksine sistemin merkezinde Dünya'nın değil Güneş'in yer aldığını 30 yıllık birikiminin ardından bilimsel ispatlarıyla ortaya koymuş oldu. Aslında onun kurduğu sistem de tümüyle doğru değildi. Kopernik'e göre Güneş evrenin merkezinde sabit bir yerde hareketsiz halde duruyor, gezegenler onun çevresinde dolanıyordu. Hatta daha ötelerde de Güneş gibi hareketsiz duran başka yıldızlar bulunuyordu. Sisteminde hatalar bulunsa da Kopernik, yaşadığı çağdaki hakim görüşe karşın çok farklı açıklamalar sunuyordu. Kopernik'in Dünya'nın evrenin merkezinde bulunmadığını ve öteki gezegenler ile birlikte Güneş'in çevresinde dolandığını kanıtlaması çok önemli bir adımdı. O dönemde bu kuram çok zor kabul edildi. Kopernik'in kuramının yanlış yönlerini ise 17. yüzyılda İtalyan gökbilimci Galileo ortaya çıkardı. Kopernik, döneminin astronomi bilgisini kökten değişikliğe uğratmış en büyük bilginlerden biridir. Dünyanın her 24 saatte bir kendi çevresinde bir kez döndüğünü, yılda bir kez de Güneş'in çevresinde dolandığını, öte yandan Dünya ile bazı başka gezegenlerin bugün Güneş sistemi denen sistemi oluşturduğunu açıklayarak astronomi biliminin gelişmesine büyük bir katkıda bulunmuştur. Kopernik'in evrene bakış açımızda böyle bir değişiklik doğurması ise yüzlerce yıldır Kopernik devrimi olarak anılmaktadır. Aralıksız 30 yıl süren bir çalışmanın ürünü olan başyapıtı, Göksel Kürelerin Dönüşleri Üzerine isimli kitabı arkadaşlarının ısrarı üzerine yayıma girdi. Kitabının ilk baskısı ise Kopernik'e yaşamanın son günlerinde hasta yatağında ulaştı. Kopernik 24 Mayıs 1543 yılında hayata gözlerini yumdu. Güneş merkezli sistem çalışmasıyla tanınan Nicolaus Kopernik hakkında sizlere bilgiler sundum. Daha fazla video için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.